Bence tatlıdan herkesten 10 puan alırım gibi geliyor. Deniz kızım keşke merak ediyorum. Evet. Ben de köstebek pastayı biliriz hepimiz herhalde değil mi? Ben de. Ama deniz kızlısını ben de ilk defa yiyeceğim. Ben de ilk defa. Yani deniz kızından muhtemelen bir pastacı gibi bize bir motif yaptı. Bir şeker hamuru kullandı. Model pasta falan gibi ben bir şey. Ben menüyü okuduğumda öyle düşündüm. Valla tatlısı buzluğu budur. Ben de hiç dokunma, hiç elleşmeyelim dedim. Bakmadım tatlısını görmedim. Yani muhtemelen bir şeker hamuru falan kullanmıştı. Ya öyle ya da deniz kızlı bir kalıp. Şeker hamuru kullanıp deniz kızı yapmıştı. Yemeklerimi daha nasıl savunacağım? İki saattir konuşuyorum, hiç sustuğum yok yani. Daha ne yapabilirim ki ben? Elimden gelen bu yani. Daha fazlasını savunamam. Serdar Bey yemeklerini savundu ama yani çok haksız, yersiz bir savunma oldu. Özgüveni yüksekti ama o özgüvenini yemeklere yansıtamamış, vermemiş yani. Yemeklerde bir özgüven göremedim. Sonrasında işte ben küçüğüm, onu da değerlendirin gibisinden bir şeyler söyledi ama evet, küçüktü, daha önce de tecrübesi dediği gibi yoktu, yapamamıştı, olmamıştı. Yemeklerini savunabildiğini düşünmüyorum çünkü Zuhal Hanım'la beraber hepimiz yemeklerinin soğuk olduğunu düşündük ve bunu paylaştık kendisiyle. En azından sadece Zuhal Hanım için sizin tabağınızı ısıtayım. Veya diğer içimizden seçeceğimiz bir arkadaşımıza bunu teklif ederek sıcak kendi lezzetini değerlendirmeniz adına bakın. Veya bir parça mutfakta ısıtıp ortaya bırakıp hepiniz ısıtılmış şekilde de görebilirsiniz diyebilirdi. Bunu ben bilerek aslında söylemedim o anda. Çünkü kendisinin bunu düşünerek bize sunum yapmasını bekledim. Ama söylemeyince de tabii bunun yanlış olduğunu düşündüğüm için diğer arkadaşlarımla ve Zuhal Hanım'la bunu paylaştım. Kendince savundu ancak bana göre savunmadı. Bana kendini savundu. Nedense. Keşke kendini savunacağına yemeklerini savunsaydı. Serdar Bey savunabildiği kadar yine savunmaya çalıştı. Güzel de laf söyledi, lafla sokuşturdu. Ama biz dediğim gibi ben nutkum tutuldu bugün. O yüzden konuşamadım. İnşallah yarın başlıyoruz. Ne yapıyor acaba? Tatlılar denizden çıkıp geliyor. Deniz kızın onları yakalaması da zor tabii. Gözyaşı falan onları çok kıymetli. Deniz kızın hikayesi inanılmaz onlar. Geldi. İşte Ay çok tatlı. Birazcık geç kalacağım. Onun hiç için önemli. Geç kalmadı. Kuyruğu var ama ya kendisi yani. Nerede? Vallahi güzel suyun içinde. Olmaz. Bakın. Olmaz. Ne olmaz? Nerede onun kendisi? Suyun içine deve dalmış. Suyun içine dalmış. Deve kuşu gibi kapıyı. Ama deniz kızın her zaman bütününü görme şansımız olmuyor Seda şu fani dünyada. Hep kuyruğunu görürüz. Yunusların da öyle. Deniz kızı demiş. Vallahi kendi mi yapmış bunu? Deniz kızının kafası burada, şeyi nerede diyor. Su altında, trafikte kaldı kendisi şu anda. Birazdan aramıza gelecek. Akbil'in de HES kodunu yüklemeyi unutmuş bu arada arkadaşım. Birazdan gelecek. Ben vallahi tatlı sunumunu beğendim. Ben de beğendim. Güzel. Bunu beğenmeyen yarışmacıya da iki çift lafım olur, onu da söyleyeyim. Şaka tabii ama. Neyse, yemekten, yani bence güzel görünüyor. Yemekten kurtaramadı sunumlardan ama pastadan. Başı tatlı. Ve sonu yani açılış baş, ve kapanış. Ama ne kapanış çorbası da güzel. Her zaman. Pastası da. Açılış ve kapanış açılış güzel. Ve kapanış yazdınız mı Seda Hanım defterinize? Salatanın da sunumu güzeldi. İşte kısmet. Salatanın da şeyi. Aa bak kalıba koymuş silikon. Var mı onun gerisi? Bakıyorum. Çekiyoruz. Yokmuş. Deniz ama kızı değil o zaman abi. Deniz kızı kuyruklu. Ama o sen de. Deniz kızı kuyruklu. O kadar da demeyelim daha bence. Daha neler. Olmaz. Ama şu var ya, bütün olacağına bence de niye hep yani hayattan da bunu bekliyoruz yani. Eritip kalıba koydu herhalde. Eritip kalıba koydu. Gelmeden sonra eritip kalıp da donduktan sonra üstüne dalmış. Evet. Suya dalmış resmen. Valla ben sunumunu beğendim. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Sunumu güzel. Hakkını. Gelirse. Tadacağız. Yardıma gelelim mi Serdar Bey? Yanlış hatırlamıyorsam 10 dakika bekleme süresi tabii, vardı. Tabii. Evet. O yüzden sunumlar her zaman önemlidir. O yüzden ben şey diyeceğim. Bunda da birazcık bekleyelim. Zaten daha kaç dakika oldu? Mutfağın dağınıklığını göreceğim diyor, yardım edeceğim diyor. Yalan söylüyor, yardım için değil. İyi niyetli olan insan çıkar gelir, sormaz. İğneliye iğneliye. Evet, kalıplar evet. Hazır ama. Konduracak üstüne köstebeği. Değil mi? Çikolata sosunu sıkma kısmı belki biraz da değişen farklı olabilir. Krema sıkma konusunda krema da biraz işte. Şey olabilir. Çikolata sosu hazır mı acaba? Yine kendi berimali usulü eski. Berimali usulü eritmiş. Kalabalık olmuş. Tabağın salaktaki sunum imza. Hazırdır o hazır yani çikolata. Yani dekor olarak olduğu için o. Çikolatayı kendim erittim. Evet, teşekkürler. Size ikram edeyim. Teşekkür ederim. Şöyle vereyim size de. Teşekkür şuraya ederim. Şuraya çikolata elimde olduğu için eldiven, kusura bakmayın, özür diliyorum tamam. Sizden. Yok canım, o kadar da değil. Allah Allah. Köstebek pastayı da biliyorsunuz zaten hepiniz değil mi? Nasıl olması gerektiğini içinde nelere. Kesinlikle sunumlarıma da puan vermelerini istiyorum yani.
Çünkü bu sunumlar hiç kolay olmadı ve şu an çok büyük bir risk altındayım. Çikolatalarımın kırılma durumları var. Şu an bir tanesi kırıldı hatta, bunu kendime alacağım. Bu riske bence bu puanlar verilmeli yani. Biraz kuru mu? Bakacağız. Zemin taban olarak biraz kalın görünüyor. Belki ondan kaynaklı olabilir. Alt tabanı çok kalın. Kek bir tık ıslak mı olsaydı bilmiyorum ama kuru. Biraz kuru. Evet. Kreması. İçinin kreması az olmuş. Bu şekilde vereyim. Sunumunuz harika, elinize sağlık. Afiyet olsun, beğenmenize sevindim. Bir gelin, devamını paylaşalım. Geliyorum hemen, son iki servis kaldı. Evet, kuyruğuna başlayalım. Ben başlayayım mı? Ay, bu da buz gibi. Normali gelmiş buz. Normal. Tamam. Normal. He. Ulaştık normale. Böyle Serdar gelsin de. Tamam. Vallahi güzel. Çikolata çok sevdiğimiz bir şeydir. Evet, şahsen maalesef. Benim ve ailemin maalesef. Ama yani has güzel çikolata yerseniz bir sıkıntı yok. Her gün diyorlar ki bitter çikolata 30 gram öğlen özellikle. Antioksidan etkisi de var. Faydalı da. Ama işte kakao oranı önemli. Ve ne kadar nerede yediğiniz. Bir kalıp çikolatayı alır da sütlü, fındıklı, bilmem karamelliyi falan yerseniz tabii ki çok sıkıntı olur. Ama yani kaliteli bir çikolata her gün 10 gram, 20 gram arada böyle bitter olması ben, koşuluyla çok da faydalı. Yiyin diyor uzmanlar da yani. Ben hiç çikolata yemem. Ya! Ay ne mutlu sana. Yemiyorum hiçbir şekilde. Neden? Bilmiyorum, midem almıyor, çikolatayı yemiyorum. Aa! Ağır alerjim geliyor, alerji yok değil mi? Alerjim yok çok şükür. Ağır geliyor kokusu mesela, şunu yemek isterdim ama yiyemem. Ay keşke bana da ağır gelse de ben de yiyemesem. Beyaz olarak çikolata tatlı yiyorum. Tatlı yiyorsun ama çikolata mı yiyemiyorsun? Tatlı mı sevmiyorsun genel olarak? Yok, tatlıyı çok severim. Ha, ama çikolata ağır kokusu geliyor. Hafif olursa sıkıntı olmuyor. Ya da böyle pastalarda hep ayıklarım. Kusura bakmayın. Ama tadı güzel, intihar etmiyorum. Alt tabanı kalın olmuş. Bilmiyorum, güzel yani. Hadi bakayım yesin diğer yarışmacılar. Eldivenlerden tabak. Evet, eldivenlerden ulaştı. O kadarcık olacak artık. Şey bayağı olmaz. Uğraşmış çünkü evet. Bununla. Çikolatayı mı acaba ne tatlısı yapacak bize? Valla bu hafta Magnolia yapan alırsa benden hiç puan alamaz. Ama şimdi Gülderen Hanım'ın söylediği konuya biraz takıldım. Çikolatayı yorumlamak yani yorumlamanız gerekiyor menü evet. İçeriğinde olduğu için. Ama hani sevmediğiniz için yorumlayamayacaksınız. Belki diğer arkadaşların da ben dahil olmak üzere çikolata olabilir. Şimdi çikolatalı ve tatlılar. Yorumlayacaksınız o zaman. Olabilir, oluyor ya. Da ekseriye. İçinden kremasından yedim. Ama belki kekini beğenmediniz, çikolatayı çok beğeneceksiniz. Onu dengeleyecek, oradan nasıl olacak? O zaman kuyruk ucundan ucu. Alırım. Beğenmesi yani. Çok büyük çok bir parça yiyemem. Tabii küçük bir parça ye. Şey çünkü senin karşına çikolata olan tatlılar çıkacaktır tabii mutlaka. Tabii ki de çıkacak. Sevmiyorum diye de yapmıyorum diye bir şey tamam, yok. Tamam güzel. Bir sağlık probleminiz olmadığı sürece her şeyden yemenizi rica edeceğiz. Yiyenler belli oluyor. Kusura bakmayın bayağı geç kaldım. Yok bayağı geç kalmadın. Yok o kadar olur. Sen olduğun kuyruk gitmiş. Evet kırıldı bir tanesi. Tam 6 tane kalıbım vardı çünkü bir tanesi az önce kırıldı. O yüzden kendimi almayı tercih ettim bunu. İyi yapmışsın. Evet Seda başlayabiliriz tatlı yorumla seninle. Evet kuyruk harikaydı. Müthiş evet, lezzetli. Müthiş bir çikolata. İmza atmak istedim. İnanılmaz. Tatlıya. Ancak bu arada beğendim beğenmedim kısmında kuyruğu beğendim sadece. Şimdi bakınız. Ben bunu tabii ki çok deşmeye de karşıyım. İyi, sevmediğim evet, bir evet, iş. Evet, evet. Açtım, kestim, baktım. Sol tarafta muzumuz yok, sağda muzumuz var. Güzel. O bir eşit dağılım olmamış. Kuru olmuş. Islattım sütle ama. Bayağı süt döktüm hatta. Çatalı hani yani. Kestim de alayım dediğimde döküm döküldü. İşte bu üstündeki kek zaten ufalanan bir kek yani. Döküm evet, ufalanan kek ya. Onları çok birbirine karıştırmayalım. Alt zeminden. Alt zeminden bahsediyorum. Alt zeminden bahsediyorum. Üst zeminden yiyin. Kreması yavan, yanındaki süs kreması da biraz daha yoğun yapabilirdik belki kıvamını. Yanındaki krema da tadı çok yoğun şöyle değil. Şöyle söyleyeyim, bu kadar. Menüm çok zor olduğu için ve hayatım önce 7-8 çeşidi böyle 2 saat içinde hiçbir şekilde yapmadım. İlk kez yapıyorum, sadece sunum odaklı ve lezzet... Yani bu sunum odaklı olmuş, doğru noktada yok, buluştuk sunum odaklı zaten. Ve lezzet olarak düşündüğüm için... Kremasını da kendim yapamadım yani çünkü zaman zaten. Yetemezdi. Meniniz çok mu zor dediniz? Menim zor ve el açması vardı. Zorla 23 yaşındayım. Zorlandım yani. Anladım. 23 yaşındayım ve el açmam vardı yani. Bu normal bir şey. Yaşa sığınıyoruz. Ben 43 o zaman her şeyler gelsin dedim. Hazırlık kullanırsanız zaten benden çekeceğiniz var sizin. Asla yani puan alamazsınız ama benden. Ama ben ev kadını değilim canım, onu da unutma. Tamam ben de ev oğlanı değilim yani. Ama 23 demeyeyim. Çalışıyorum dedi. Yani 23 yaşındayım normal yani. Evet, yeni bir tabirimiz oldu, hayırlı olsun. Kesinlikle yani. Nur topu gibi yeni bir ev oğlanı. Ya hem okuyorum hem çalışıyorum. Evet, üniversiteye devam. Üniversiteye devam. 5 parmağında 5 parmak mıydı? 10 parmak. Hem üniversite hem meslek hayatına atılmış. Ben böyle bir sunum hiçbir şekilde görmedim Yemekteyiz tarihinde bence. Ben öyle düşünüyorum. Öyle mi? İşte gördüm vallahi. Gayet tatlı de gördüm. Sunumu görmedim benim ben böyle. Sunduğum sezon içerisinde deniz kızlı kuyruklu bir şey yemedik. Doğru söylüyorsun. Görmedik böyle bir sunum. Kuyruk doğru. Güzel, ona hiçbir şey diyemem. Peki Gülderen. Ben yorumlayayım. Öncelikle eline sağlık. Afiyet olsun.
alt zeminin kalın olmuş ve kuru olmuş. İç krema dolgun az olmuş. Biraz daha kekin ince olup da kreman dolgulu olsaydı bence daha güzel olurdu. Kuyruğunda çok güzel deniz kızı, yarısı suyun içinde kalmış. Sunum her şey çok güzel bence. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gökçe. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten sunum olarak çok şık, çok hani lüks bir restorana gidip yemek istediğimde önüme gelecek tabaklardan biri. Çikolata sosunuzu çok beğendim. Benim afiyet için evet kek oranı da altındaki biraz kalın olmuş ama şöyle de bir bakıldığı zaman kremasıyla keki eşit orantıda. Yani kremayı evet, çok güzel koymuşsunuz. Ve keki de kremayla aynı boyutta. Dolayısıyla yerken ikisi birbirine karıştığı zaman biri dengeliyor, kalıp, dengeliyor, birbirini bozmuyor. Islaklık olarak da bana da biraz kuru geldi. Üzerindeki kremayı bir pastacı kreması şeklinde yapsaydınız, yani zaten kafadan 3 puan sadece bu tabaktan alırdınız. Benim bakış açımda öyle düşünüyorum. Kremasının, yani kekinin kuruluğu ve kremasının hazır olmasıyla çok ekstrem beğenemedim ama sunumunuz... Keki hazır değil bu arada. Yok yani şey kuru olması. Ha, kremanın kuru, okay. Hazır. Kuru. Kekin kuru olmasından kaynaklı. Çok beğenemedim ama dediğim gibi sunum olarak ve şu çikolataya vermiş uğraştım olduğunuz onunla. Emekle beraber gerçekten döktüm. Çok özenli ve güzel bir tabak. Teşekkür ederim. Son olarak da senden alalım Hatice tatlı yorumunu. Şöyle söyleyeyim. Yarışmaya katılımdaki özgüveninizi tatlıda kullanmışsınız diyebilirim sadece. Ben tüm yemeklerinde imzamı attığımı düşünüyorum. Sunumları hepsinin çok güzeldi. O özgüveni tatlıda bulabildim sadece. Keyif aldım. Güzel bir tatlı. Başarılı. Afiyet olsun. Teşekkür ederim ama katılmıyorum o yoruma. Ben tüm yemeklerimde hepsinde sunumuna çok önem verdim. Ve çok güzel tabaklar getirdiğimi düşünüyorum önünüzde. Yani çorbada bile ayrı bir detay düşünüp kabakları fırına attım ve herkesin tabağına kabak ikram ettim yani. O börek o çukur tabağın içinde. Yok üstüne koyma zorunluluğum yoktu benim kabak. Ya ben üstünde kabak sunumlu çorba yapmadım size. Kabak mı demesi başka bir şey. Kabak çorbasıydı zaten. Tamam üstüne ayrı bir detay. Fırına ekstradan yani. Kabak attım. Efendim yemekler pişerken o doğru da pişti. Sağ ol var o güzel yapmışsın zaten. Oldum. Beğendik hepsini. Tuz döktüm yani. Çorba ve pastanın sunumunu beğendim. Diğer sunumları beğenemedim açıkçası. Yani börek o çukur tabağın içinde üzerine... Salatanın sunumunu beğenmediniz mi yani? Özür diliyorum bir de salatanın sunumu. Evet bakalım ilk günkü yarışmacımız Serdar'ın performansını nasıl değerlendirecek diğer yarışmacılar? Haftanın ilk açık oylaması için hazır. Bir tek krem şantım hazırdı. Onlar tek krem şantını hazır kullanırsa seçecek de puan krem ama yufka, konserve kullanırlarsa benden asla puan alamazlar. Bu kadar yani ama 6-7 bekliyorum en az.